Hepinize merhabalar çocuklar. Haftanın son videosuyla bugün yine birlikteyiz. Bugün günlerden cuma biliyorsunuz. Haftanın son günü. Biliyorsunuz çocuklar, bu haftaki konumuz ulaşım nedir? Ulaşım türleri nelerdir? Pazartesi günü Hülya Ertmen sizlere konuyu zaten anlatmıştı. Ben de bugün tekrar bir konuyu tekrar edelim istiyorum. Konunun üzerinden bir geçelim, hatırlatmalar yapalım. Sizler de bana ara ara cevaplar verin istiyorum. İsterseniz konumuza başlayalım. Öncelikle ulaşım nedir çocuklar? Hatırlayanlar var mı aranızda? Ulaşım neydi? Evet, bir yerden bir yere gitmeye biz ne diyorduk çocuklar? Ulaşım diyorduk. Ulaşım aslında 4 tane türü vardı değil mi çocuklar? Karayolu ulaşım, deniz yolu ulaşım, hava yolu ulaşım, demir yolu ulaşım. 4 tane ulaşım türü vardı. Öncelikle karayolu ulaşımından biraz konuşalım. Karayolu ulaşımı yolda, toprakta, asfaltta giden tüm karayolu ulaşıma aslında bunlar örnek çocuklar. Yolda, toprakta, asfaltta giden tüm araçlar aslında ne yapıyor? Karayolu ulaşımını kullanmış oluyor. Bunlara örnek olarak neler diyebiliriz? Otomobil, bisiklet, traktör, arazi araçları, tır, kamyon, motosiklet. Yani bizim arabamızda işte giderken yolda gördüğümüz, asfalt üzerinde, toprak üzerinde gördüğümüz bütün araçlar ne oluyor çocuklar? Karayolu ulaşım araçları oluyor. Şimdi deniz yolu ulaşımına geçelim. Deniz yolunda, yani deniz üzerinde yapılan yolculuğa ne diyoruz çocuklar? Bizler deniz yolu ulaşımı diyoruz. Deniz yolu ulaşım deyince çocuklar sizlere hangi araçlar aklınıza geliyor? Neler kullanılıyor deniz yolu ulaşımında? Evet, öncelikle aklımıza gelecek olan tabii ki gemi değil mi? Gemi, vapur, kayık, tekne, sandal, botlar. Bunlar hep deniz yolu ulaşım araçları olarak düşünebiliriz değil mi? Bizler Anadolu'dan Avrupa yakasına geçerken ne kullanıyoruz mesela? İşte vapur kullanıyoruz değil mi? Bunlar ne oluyor? Bizim deniz yolu ulaşım araçlarımız oluyor. Şimdi demir yolu ulaşım araçlarına geçelim. Demir üzerinde, yani yaylar üzerinde giden araçlar deniz yolu ulaşım araçlarıdır çocuklar. Demir yolu ulaşım araçları deyince aklınıza ilk gelen ne oluyor? Biraz düşünün bakalım. Demir yolu ulaşım araçları. Evet, tren değil mi çocuklar? Tren bir demir yolu ulaşım aracı. Bunun yanı sıra tramvay, metro, bunlar da artık hayatımızda kullandığımız demir yolu ulaşım araçları çocuklar. Şimdi isterseniz hava yolu ulaşım araçlarına geçelim. Gökyüzünde kullanılan araçların aslında hepsi çocuklar hava yolun ulaşım aracıdır. Evet, gökyüzünde kullanılan araçlar deyince burada aklınıza hangi araçlar geliyor? Tabii ki uçak değil mi çocuklar? Uçak gökyüzünde bizleri bir yerden bir yere daha hızlı götürebilmek amacıyla kullanılan bir araç. Şundan da bahsetmek istiyorum. Bizi bir yerden bir yere gitmek için en hızlı götürebilecek araç çocuklar uçaktır. Uçakla biz gidebileceğimiz yere daha çabuk, daha kısa saatler diliminde gidebiliyoruz. Bunun yanı sıra helikopter, zeptin, uçan hava balonları, bunlar da hava yolu ulaşım araçları çocuklar. Bir de bunları karayolu ulaşım ulaşımı, deniz yolu ulaşımı, demir yolu ulaşımı, hava yolu ulaşımı. Bunları bir de kullanan insanlar var biliyorsunuz. Bunların isimlerini hatırlayan var mı aranızda? Mesela karayolu ulaşımı araçlarını kullanan kişiye ne diyoruz? Evet, şoför diyoruz değil mi çocuklar? Deniz yolu ulaşım aracını kullanan kişiye ne diyoruz? Kaptan. Harikasınız. Demir yolu ulaşım aracını kullanan kişiye makinist. Hava yolu ulaşım aracını kullanan kişiye de bizler çocuklar pilot diyoruz değil mi? Evet, konumuzun tamamını sizlere anlattım, bahsettim. Tekrar bir üzerinden geçelim. Ulaşım neydi? Bir yerden bir yere gitmeye bizler çocuklar ulaşım diyorduk. Kaç tane ulaşım
türleri vardı. Karayolu ulaşım, deniz yolu ulaşım, demir yolu ulaşım, hava yolu ulaşım. Bunları kullananlara ne diyorduk? Karayolu ulaşımı kullananlara şoför, deniz yolu ulaşımını kullananlara kaptan, demir yolu ulaşım kullanan kişilere de makinist, hava yolu ulaşımını kullanan kişilere de bizler çocuklar ne diyorduk? Pilot diyorduk. Evet çocuklar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi hafta sonları, pazartesi görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.